Ardanzentürk, Musul, Kerkük bu kez Türkiye'de var. Takvimlerin 1860'ları gösterdiği günlerde dünya petrol üretiminin %90'ı Bakü'de gerçekleşiyordu. Aynı günlerde Romanya'da ilk petrol kuyusu devreye sokulmak üzereydi. İlerleyen yıllarda Bükreş dünyada ilk sokak lambalarıyla aydınlatılan kent olacaktı. 20. yüzyıla ilerleyen süreçte dünyanın petrol dengeleri Bükreş-Bakü hattında şekillenirken Amerika kıtasında yaşanılan gelişmeler Amerika'yı da dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülke konumuna taşıyacaktı. Bu nedenle hep jeolog George Bernard Reynolds'ın patronu William Knox Darcy'nin Londra'dan gelen telgrafını bir kenara koyup çalışmalarını sürdürmesinin Orta Doğu'nun kanlı tarihine katkı düşünmüşündür. İran'da 60 yıllık petrol arama imtiyazını alan ilk yatırımcı olan Darcy, 1908 yılındaki telgrafında 4 yıldır süren arama çalışmalarında 500 bin sterlin batırdığını ve artık durması gerektiğini söylüyordu. Reynolds durmadı. 26 Mayıs 1908'de İran'da ilk petrolü buldu. Bu sonradan adı British Petroleum'a dönüşen İngiliz İran Petrol Şirketi'nin kuruluşu demekti. İran'daki gelişme o dönemin iki Avrupa gücü İngiltere ile Almanya'yı bir şirket hissedarlığında birleştiren Türk Petrol Şirketi'nin geleceğe dönük ufkunu açacak düzeydeydi. Şirket 1912'de Deutsche Bank ve Anglo-Saxon Petrol Şirketi liderliğinde kurulurken Musul Kerkük havzasında petrol araştırmaları ve bulunacak petrolün Akdeniz'e ulaştırılmasına öngörüyordu. Avrupa güçleri Amerika'nın petrol sektöründeki belirleyici gücünden rahatsızdılar ve kendi başlarının çaresine bakmanın yolunun Orta Doğu'dan geçtiğini kavramışlardı. Büyük paylaşım. Birinci Dünya Savaşı bitimindeki tablo Osmanlı'nın petrol yataklarına el konulması olarak özetlenebilir. İngiliz diplomat Mark Sykes'la Fransız mevkidaşı François George Picot arasında daha savaş sürerken 1916'da hazırlanan gizli anlaşmanın tek hedefi petrol bölgelerindeki İngiliz ve Fransız hakimiyetinin sınırlarını belirlemekti. Belirlediler ama tam olarak paylaşamadılar, tarihimize Musul meselesi bu süreçte girdi zaten. 1920'lerin başında İngilizler, Musul-Kerkük petrol havzasının tamamını almakta, Suriye üzerinden Akdeniz'e planladıkları petrol boru hatındaki Fransız denetimini de devre dışı bırakmakta kararlıydılar. Fransa ve İngiltere tıpkı bugün olduğu gibi Suriye-Irak coğrafyasındaki aşiret unsurlarını kullanarak tarihin ilk vekalet savaşını sürdürüyordu. Amerika ise İngiltere'nin bu havzaya hakim olmasının kendi petrol liderliğini sarsacağını düşünüyordu. Mustafa Kemal bu küresel iklimin farkındalığıyla Musul meselesini İngiltere ile hesaplaşma zeminine çekmeyi başardı. Çünkü Fransa ve Amerika'nın desteğini arkasında bulmuştu. Bu nedenle Winston Churchill 1922 yılında Amerikalılar Irak petrolünde bir paya sahip olmadıkça Orta Doğu'daki sorunlarımızın sona erdiğini asla göremeyeceğiz demişti. Savaş sonrası bir İngiliz şirketi olan Türk Petrol Şirketi'nin başkanı Sir John Cadman, 1922 sonlarında Washington'a gitti. Amerika ile anlaşmanın yolunu açtı. Washington'ın Ankara'ya verdiği destek bıçak gibi kesildi. Konu 1926 Ankara Anlaşması ile bağlandı. Devamında 1928 yılında İngiliz İran Petrol Şirketi Shell ki İngiliz Hollanda ortaklığı, Fransız petrol şirketi ve Amerikan petrol şirketlerini temsil eden Yakın Doğu Yatırım Şirketi Türk Petrol Şirketi'nin hisselerini paylaşarak Musul meselesini kendi aralarında da çözmüş oldular. Şirketin adı da Irak Petrol Şirketi olarak değiştirildi. Türkiye'yi neden istemiyorlar? Bu bölgede Osmanlı varken bile denklemin içinde yoktuk. Sonrasında yanaştırmadılar bile bir kere şans yakalamıştık. Milletler Cemiyeti'nin öngördüğü halk oylaması aslında yapıldı. Merhum Turgut Özal'ın talebiyle meslek duayenimiz Hakkı Öcal tarafından merhum Behzat Barış'ın katkılarıyla Birleşmiş Milletler Arşivinde bulunan belgelere göre 1924'te Musul halkının %65'i Türkiye'ye bağlanmak istemişti. Gerçek İngiltere, Amerika ve Fransa tarafından yok edildi. O belgeler Cumhurbaşkanlığı arşivinde vardır. Özal bunları Amerikalı ve İngiliz muhataplarının masasının üzerine koymuştu. Lafı uzatmadan bağlayalım. Emperyalizm dünya enerji dengelerinde söz sahibi bir Türkiye istemez. Ama gerçek, Türkiye'nin 20. yüzyılın aksine bu bölgedeki güçlü varlığıdır. 15 Temmuz o varlığı parçalamak için planlandı. Tarih 16 Temmuz sabahından itibaren yeniden yazılmaya başlandı. Cerablus Elbab ve Musul Kerkük'teki Türk varlığının Sykes-Picot'u bitiren ana unsur olduğunu da iyi bilirler. Çok zor bir dönem, bilin. Ardanzan Türk Star